Efendim tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, kabir azabıyla alakalı evet. Birkaç kelam yani seyircimiz onu da ilave etmişti sanırım sorusuna. Şimdi gayb alemi dedik, bildiğimiz ancak ayet ve hadislerin belirttiği kadardır. Öldükten sonra ruhlar bedenden ayrılır. Ehl-i sünnette kabir azabı ile ilgili iki görüş vardır. Burada hata yapılıyor veya burada anlama noktasında bir yanlışlık oluyor. Yani ehl-i sünnetten bir kısmı demiştir ki kabir azabı kabirde bedene ve ruha beraber yapılır demişlerdir. Bir kısmı. Bir kısmı da demiştir ki yok. Kabirdeki cesedin bir anlamı kalmıyor. Ruha yapılır demişlerdir. Yani evet. ceset ruhsuz, cansız bir efendim cesedin işkence yapsanız ya da acı verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Bu iki görüş de Ehl-i Sünnet'e aittir. Bunun ikisinden hangisini isterse kişi bunu kabul edebilir. Yani bazıları, bazı hocalar kabirde azap yoktur derken bunu kastediyorlar genellikle. Yani cesede şey yoktur. Yani cesettir o neticede. Cesede yapılacak bir şey. Bu Ehl-i Sünnet'in görüşüdür. Burada sıkıntı yok yani. Problem yok. Ama yeter ki efendim kabir azabı yoktur diye bunu böyle söylemek gibi bir hataya düşülmesin. Bir de kabir azabı dediğimizde biz kabiri toprağın altı olarak yani öldükten sonra kişiyi defnediyoruz toprağın altına. Kabir azabı bununla sınırlı tutmak da eksik olur, yanlış olur. Kabir azabı öldükten sonraki hayattır yani. Hocam aslında burada kabir azabını işte bedene mi yoksa ruha mı yapılacağını düşünmektense evet. Biz biraz sanırım kabir ve sonrası için hazırlık yapmaya mı yoğunlaşmalıyız? Yani bunları düşüneceğimizde biraz o tarafa yoğunlaşsak işi kökten çözmüş oluruz. Tabii. Yani. İşte yani eksiğimiz olduğundan dolayı acaba kabirde ne kadar ne göreceğiz, ne çekeceğiz diye. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam El-kabru imma ravdutun min riyadil cennet ve imma hufratun min hufarin niran. Yani kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, olur ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur diyor. Yani kabir azabı, kabir öldükten sonraki hayat bu. Öldükten sonraki hayat. Her iki görüşünde tekrar Ehl-i Sünnet'in olduğunu, Ehl-i Sünnet alimlerinin olduğunu tekrar etmekte fayda görüyorum. Ruh bedenden ayrılmıştır. Ruhlar alemine gitmiştir. Artık ruhlar aleminde iyi bir insansa orada ağırlanacaktır. İltifata maruz kalacaktır ve iltifat görecektir. Kötü bir insansa o ruhu orada, yani ruhlar aleminden itibaren başlayacaktır azap çekmeye. Allah-u Teala o azap çekenlerden eylemesin inşallah. Amin inşallah. Efendim Samsun'a uzanıyoruz. Muhammed Bey telefon attığımızda. Alo. Hocam selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Muhammed Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Furkan Hocam nasılsınız hocam? İyisiniz? Elhamdülillah efendim. Sizler nasılsınız? Çok iyi hocam. Sizin sağlığınıza dua edeceğiz. Estağfurullah efendim. Allah razı olsun. Buyurun Muhammed Bey. Hocam. Dinliyoruz. Hocam ben iki soru soracağım. Dinliyoruz efendim. Hocam birisi bu mesela mecbur kaldığımız zaman gusül abdesti alırken teyemmüm ettiğimiz zaman mecburiyet karşısında bu gusül için alınan teyemmümle namaz kılınır mı veyahut da ayrıca bir daha namaz için şey almak lazım mı? Biz bu abdestiyle namaz kılıyoruz ya. Evet. Aynı onun gibi teyemmüm gusül için yani gusül için alınan teyemmümle namaz anladım, kılacağını tamam. Anlaşıldı namaz için teyemmüm almak lazım mı? Evet. Anlaşıldı. İkinci soruyu alalım Muhammed Bey. İkinci soru bu teheccüd namazını biz uyuyup uyandıktan sonra diye biliyorduk şimdiye kadar. Evet. Geçen Diyanet takviminde okudum hocam. Uyumadan da kılınabilir diyor. Bu bir teyit için hocam nedir acaba? Evet. Yöneltelim hocamıza inşallah. Evet. Teşekkür ederiz sorularınız için. Sıhhat diliyoruz efendim. Evet. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu teyemmüm niçin alınır? Teyemmüm suyun bulunmadı. Ya da su bulundu. Var elimizde su mevcut ama kullanma imkanımız yok. İki ihtimal. Yani ya su yoktur ya da su vardır ama suyu kullanma imkanımız yok. Mesela yaşlı bir insan. Yaşlı bir insan kendi başına alamıyor abdesti. Ne yapar? Teyemmüm alır. Bu benzeri gibi. Şimdi affedersiniz cünüp bir insan su bulamadı. Ne yapar efendim? Teyemmüm alır. Teyemmüm bildiğimiz abdest. Yani normal namaz için nasıl abdest anlıyorsa. Yani nedir o da? Teyemmüm şartı. İki darp bir niyet diyoruz. Yani ikidir.
elimizi niyet ederek elimizle önce yüzümüzü sonra da kollarımızı toprağa vurup meshetmektir. Bunu yaptığımız zaman hem namaz kılarız hem de affedersiniz cünüplükten çıkmış oluruz. Zaten namaz kılıyorsak cünüp değiliz demektir yani. Yani bu teyemmüm bizi cünüplükten de temizlemiş olur. Hatta bir seferde sahabinin birisinin teyemmüm için yerde yuvarlandığı, yani her yerine toprağın değmesi için yaptığı rivayet edilir. Evet, teyemmüm yine geçerli olmuştur ama Peygamberimiz buna gerek yok, normal bir teyemmüm yeterlidir diye kendilerini uyarmışlar sahabilerin. Evet. İkinci sorusu teheccüdle alakalı. Şimdi gene takvimindeki teheccüd namazı vaktiyle ilgili olarak kardeşimiz, evet orayı iyice okumuştur eminim. Tekrar okursanız orayı şunu görürsünüz. Yani teheccüdün zamanı gecenin 1/3 yani yarısından sonrası geçtikten sonra uykudan uyanarak gece namazını kılmaktır. Biz buna teheccüd diyoruz. Teheccüdün hakikisi bu. Yani uyumuş olacağız. Uyuduktan sonra kalkıp teheccüd namazını uykudan uyanarak. Feteheccet bihi nafiletellek ayeti kerimede de. Ama kişi uykusu tutmadı ve gece oldu 12-1 teheccüd namazı kılsa olur mu? Teheccüd vaktine isabet etmiştir. Tabii ki olur ya. Ama uygun olan uyuyup uyanması. Tabii ki uygun olan uyuyup uyanması, uykusundan uyanmasıdır. Teheccüd zaten odur. Uykusuz kalmak demektir. Yani hiç uyumadan teheccüd zamanına varmışsa kişi, teheccüd gece yarısında teheccüd namazı kılarsa Allah kabul etsin. Geçerlidir. Teheccüd namazının şeyini kazanmıştır. Ama esas kitaptaki tarif, Peygamberimizin yaptığı, uyuyup uyanmaktır. Bu demek ki herhalde esas teheccüddeki sevabı %100 kazandıracak harekettir. Belki orada o uykunun tadı, uyku gafleti, uykunun insana verdiği o rehaveti yenebilmek, onu aşabilmek, o ayrıca sevap getiriyor ve tarif olan da bu şekilde. Evet, teşekkür ederiz hocam. Konya'ya uzanıyoruz sevgili dostlar. Gönül Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Gönül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Benim hocama 3 tane sorum olacaktı. Elhamdülillah. Buyurun bakalım. Kız torunumun eşi bana haram mıdır? Yani ne mahrem midir? Sonra bir de bizim burada bir mağazada mağaza açılış nedeniyle değerinin çok altında mal sattı. Bu malı da aldık satmak için. O aldığımız fiyata az bir kar mı koyup satmamız lazım yoksa gerçek değerinden mi satmamız lazım? Evet efendim. Üçüncü sorunuzu alalım. Bir de gece hatim okunur mu? Hani teveccüde falan kalktıktan sonra ya da akşam namazdan sonra hatim okuyabilir miyiz? Hatmi şerif. Pekala. Yöneltelim. Hatim dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim'i kastediyorsunuz, doğru mu? Yoksa duasını evet, mı? Evet. Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için. Pekala efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Son sorudan başlayalım mı? Basit diye düşündüğüm şimdi için. Evet, hatim, seyircimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hatimin, hatim namaz gibi, secde gibi bir ibadet değil. Hatimin de kendine mahsus şartları var. Yani güneş doğarken veya güneş batarken Kur'an okunur mu? Okunur tabii ki. Kur'an okunmayacağı bir saat var mı hocam? Yok. 24 saatin 24 saatinde de her dakikasında Kur'an okunabilir. Sanki seyircimiz onu böyle bir şey duymuş olabilir. Gerçi bazı kitaplarımızda bu da mevcut yani. Böyle bir görüş de var yani. Güneş doğarken batarken Kur'an okumayla ilgili. Ama bu muteber bir görüş değil, müraccah görüş değil. Esas görüş Kur'an-ı Kerim güneş doğarken de batarken de tepedeyken de her halükarda okunur, her zamanda okunur. O mekruh olan vakitler namazla alakalı bir şeydir. Namazla alakalı. Dolayısıyla kardeşimiz her ne zaman denk gelmişse, boş kalmışsa, efendim zamanı yetiyorsa istediği zaman Kur'an-ı Kerim okur. Hiçbir sınırlama da bulunmasına gerek yok. Evet. Ama yeter ki okuduğu ortam şey olsun. Yani mesela kötü bir mekanda, bir, affedersiniz pis bir ortamda Kur'an okunmaz yani. Yani bir banyoda veya buna benzer temiz bir ortamda Kur'an okusun. Ve dinlene dinlene okusun. Yani tefekkür ederek okusun. İkinci sorusu mağazadan açmışlar, mağaza sahibi, indirimli aldığı şeyleri tabii, satmak için almış izleyicimiz. Mağaza sahibi
1000 liralık bir ürünü 1 liraya satabilir. Yani bu kişinin, mal sahibinin kendi isteği ve iradesi doğrultusunda. Siz onu 1 liraya alabilirsiniz. Kişi orada bir zorlama ya da bir hile, aldatma söz konusu değil. Mağaza sahibi onu 1 liraya satıyor. Siz de biliyorsunuz onun aslında karşılığı 1000 lira. Fakat 1 liraya alıyorsunuz, alabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Satımında? Satımında da bu malın değeri ne kadardır efendim? 1000 lira. 1000 liraya satabilirsiniz. Artık onun mülkiyeti size ait. Yani olur. Şöyle bir şey yok değil mi hocam? Bazen duyuyoruz bunları. İşte şu bardağı 5 liraya aldığımız zaman, satmak için 5 liraya aldığımız zaman işte bunun %200'ünü kar oranı koyarak 15 liraya satamayacağımız noktasında ya da bire birden fazla kazanmama diye bir şey var mı? Şimdi normal bir ürünün tabii fahiş bir fiyatla satılması caiz değil. Ona nar koymak yani belli bir miktarda dondurmak uygun değil. Yani kişi bir ürünü fazla emek sarf ederek nakliyedir, efendim işçidir vesaire pahalıya mal edebilir. Bir diğeri bunu pahalıya mal etmemiştir, daha ucuza mal etmiştir. O pahalı mal eden kişi 10 liraya satacaksa o masraflarını koyduğu zaman 20 liraya çıkmış olabilir. Evet. Yani burada biri ikiye katladı diyemeyiz. Çünkü kişinin bir de orada masrafı var. Bir emeği var. Efendim oraya harcama yaptı. Yani burada %20-30 vesaire belli bir sınır koymak uygun değil. Evet. Ha, kar haddi olarak, kar olarak masraflar çıktıktan sonra kitaplarımızda şöyle bir sembolik rakam vardır. Yani %25-30 civarında karla satabilir. Evet. Daha fazlası olursa, %50'den fazlası olursa, %100 olursa bu fahiş bir fiyata gireceğinden dolayı caiz görmemişlerdir, uygun görmemişlerdir. Ama kişi dediğim gibi masraf çok olmuş da o masraflarla koyduğunda belki 2 katına çıkmışsa, 3 katına çıkmışsa bir de üzerine kar koyarak tabii ki satabilir. Neticede seyircimiz 1000 liralık bir malı bir mağazanın ucuzluk şeyinden dolayı 1 liraya almış ve bunu kendi mülkiyetine geçirdikten sonra 1000 liraya satmak istiyorsa 1000 liraya satabilir. Hiçbir sıkıntı yok çünkü mülkiyet kendisine ait. O malın fazladan satmış değil. 1000 liralık değeri vardı, 1000 liraya satıyor. Evet, Allah razı olsun hocam. İlk sorusu izleyicimizin, kız torunumun eşi, yani benim torunumun kocası bana haram mıdır yoksa helal midir? Kızdan olan torununun eşi. Kendi tabii torunu. Ki orada sıhriyet vardır, caiz değildir ya. Evet. Caiz değil. Caiz değildir. Evet, teşekkür ederiz. Güzel. Efendim, namaz kılmayan ve örtünmeyen kadından dolayı eşi mesul müdür? Bunu zannedersem bir erkek seyircimiz sormuştur. Evet. Öyle zannediyorum. Aynı soruyu bir bayan da sorsaydı aynı şekilde sorardı. Yani şunu diyebilirdi bir bayan, bir hanımefendi. İşte eşimin, kocamın bir hatasından dolayı, mesela namaz kılmadığından dolayı sorumlu muyum? Yani soru çift yönlü olsun. Yani burada efendim bir bayan dinin kurallarından bazılarını çiğniyor, günah işliyor. Nasıl ki kocanın yani eşin sorumluluğu altındaysa bunun tersi de aynı şekilde sorumluluğu altındadır. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de o eşleri birbirleriyle ilgili olarak anlatırken hunne libasul lekum ve entum libasul lehunne. Nasıl olur da sorumlu olmaz? Nasıl orada sorumlu olmaz? Hatta biz bunu bir ayet-i kerimede bismillahirrahmanirrahim. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُونَ اَلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Tevbe suresinde yine müminler onlardır ki يَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُنْكَرِ Yani bu emir bütün Müslümanları kapsar. Yani emri bil maruf, kötülüğü de kötülükten nehyeder. Evet, yani her Müslümanın görevidir. İyiliği emretmek, kötülükten de insanları sakındırmak. Hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Her biriniz sorumlusunuz ve her biriniz de sorumlu olduğunuz şeylerden hesaba çekileceksiniz ve ona karşı görevlerinizi yerine getiriniz diyor. Elbette ki bir bayanın kocası ve bir erkeğin de hanımı kendisinden sorumludur. Yani burada o sorumluluğun da belli bir sınırı vardır. Yani
burada baskıyla, şiddetle ya da güç kullanarak, efendim şiddet kullanarak bir günahı bertaraf etmeye çalışması asla uygun değil, caiz değil. Yani o günahı işliyorsa kişi neticede bireysel olarak kendi günahını ahirette kendisi çekecektir. Ama hiçbir Müslüman, bırakınız karı kocayı, yani karı kocayı sormuş kardeşimiz ama bir Müslüman olarak diyorum, İslam toplumunda birisi bir günah yaparken siz diyemezsiniz efendim bırak yapsın bana ne diyemiyorsunuz. Ya da yani dememelisiniz. Bireyler birbirlerine diyemiyor. Kaldı ki eşlerin birbirlerine böyle bir sorumsuzluk içinde olmaları asla ve asla düşünülemez. Ama dediğimiz gibi kavli leyin ile, yani yumuşak sözle, kırmadan, dökmeden ve onun gönlünü kırmadan onu hak yola, İslam'a, dine döndürmek için gayret etmemiz lazım. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Değerli katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Bizim, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin merak edilen sorulara cevap buldunuz. Cenab-ı Hak sizden razı olsun inşallah. Sizlerden de efendim, hepimizden. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Merak edilen sorulara yayınımız süresince cevap bulmaya çalıştık. Bugün ilmine müracaat ettiğimiz hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından muhterem Doktor Zafer Koç Beyefendiydi. Yarın başka bir hocamızla birlikte olacağız inşallah. Merak edilen sorulara cevap bulacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun efendim.